Dilerseniz Mevlana'nın oğluna bıraktığı ölümsüz ifadelerden birkaçını sizinle paylaşayım ben, dilerseniz. Hazreti Mevlana oğluna hitap ederken, edep verilebilecek en büyük nimettir çocuğa. İmanı bilmek en büyük nimettir verilebilecek olan çocuğa. Verebilirseniz bunu, imanı ve edebi verebilirseniz bütün dünyalara değer, bütün dünyalardan daha kıymetli. Gözlerin ışığı, oğulların övüncü aziz oğlum. Allah seni korusun, katından seni bir ruhla kuvvetlendirsin. Babandan selam ve duadan sonra şunu bil ki evladım, gelip geçici kıymetsiz dünyanın arzularına kapılma. Yiğitliği terk edip dostların gönüllerini yaralama. Eğer daima cennete olmak istersen herkese dost ol. Oğulcuğum, hiç kimsenin kilini yüreğinde tutma. Fazla bir şey de isteme. Melhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen fena söyleyici ve fena düşünceli olma. Kimseye kötü söz söyleme. Çünkü bir insanı dostlukla anarsan daima sevinç içinde olursun. Dilini güzele alıştırırsın, çirkinliğe alıştırma. İşte o sevinç cennetin tam kendisidir, ta kendisidir. Bir kişiyi, bir kimseyi düşmanlıkla anarsan daima üzüntü içinde olursun. İşte bu gam ve keder ve cehennemin ta kendisidir. Yanmak budur işte, ateşe od olmak budur işte. Dostlarını andığın vakit içinin bahçesi çiçeklenir. Gül ve fesleğenlerle dolar. Dostlarını an, dostlarını yakın tut kendine. Uzak etme dostlarını. Allah için seni seven dostlarını, sana bir şey öğreten, senden hakikat ve hikmet öğrenen dostları dost edin. Düşmanları andığın vakit için dikenler ve yılanlarla dolar, canını sıkın. Düşmanı anma, seni düşmanlıkla ananı da anma, bırak Allah'a onu. Büyük zatların yaptığı gibi, kendi aleyhlerinde gıybet ve dedikodu eden adamlara hediye gönderiyorlardı. Adam şaşırıyordu, ben küfrediyorum ona, hakaret ediyorum, bana hediye gönderiyor. Neden acaba hediye gönderiyor diye sorduğunda şöyle derdi, sana acıyorum. Çünkü mahşede bütün günahlarımı yükleneceksin aleyhimde, fesatlık, haset, dedikodu yaptığın için. Sen benim günahlarımın hammalısın, ücretini şimdiden veriyorum sana diyorlardı. Sen kötü değilsen, seni kötü anıyorlarsa sevin. Allah'ın bir lütfu sana bu. Hocam sevinir mi? Evet, akıllı adam sevinir. Çünkü kendini iflas eden bir düşmanla karşı karşıya. Kalbi kırık, kalbi bozuk olan bir insanla karşı karşıya. Sevin ona. Bütün peygamberler ve veliler böyle yaptılar. İçlerindeki karakteri dışarı vurdular. Halk onların bu güzel huyuna mağlup olup tutuldu. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ne güzel diyor Mevla ya.